5. Kaybı korumak. Anlamaya çalıştığımız Nisa 34. ayetteki cümlenin devamında gelen hafizatun kelimesi ismi fiil olan bir kelimedir. Bu tür kelimelere şibh-i fiil, fiilimsi dendiğini önceki bölümlerde kavvamune kelimesini işlerken detaylıca anlatmıştık. Tıpkı kavvamune kelimesinde olduğu gibi hafizatun kelimesinden sonra gelen kelimenin lil gayb şeklinde başında bir harfi cerle li gelmesi bu kelimenin de fiil gibi amel etmesini zorunlu hale getirmektedir. Şifi fiillerin, fiilimsilerin hangi durumlarda fiil gibi görev alabileceğini de daha önce detaylıca aktarmıştık. Ama bir kez daha aktarmamızda fayda vardır. İsmi failin malum fiil gibi amel etmesi için 6 şart gerekir. 1. Harfi tarifli olmak, yani başında harfi tarif el bulunmak. 2. Kendisinden evvel nef olumsuzluk edatı bulunmak. 3. Kendisinden evvel istifham soru edatı bulunmak. 4. Bir mübtedaya haber olmak. 5. Bir isme sıfat olmak. 6. Hal olmak. Sarf, yardımcı doçent doktor M. Meral Çort. Sayfa 473. Daha önce işlediğimiz kavvamune kelimesi yukarıda sayılan dördüncü şarta göre fiil gibi amel etmiştir. Cümleye baktığımızda hafizatun kelimesinin yukarıdaki şartlardan hem dördüncü şarta hem de altıncı şarta göre fiil gibi görev alması mümkün gözükmektedir. Cümlenin irabını yapanların birçoğu hafizatun kelimesini cümlenin ikinci haberi olarak almıştır. Fakat onların cümleye bu şekilde irab yapmalarının temel sebebi fesfalihatü kelimesine yükledikleri mümin kadınların en iyi olanları Allah'a itaat ederler veya iyi kadınlar kocalarına itaat ederler anlamından kaynaklanmaktadır. Bunun böyle olmaması gerektiğini bir önceki bölümde elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Bu ayet Nisa 1. ayetten beri tüm insanlık için belirlenen hukukun hangi temellere göre oluştuğunu anlatmaktadır. Ne ayetin başında geçen En-Nisa ve Er-Rical kelimelerinin ne de sadece bu ayette özne olarak geçen Fes-Salihat kelimesinin kocalar, karılar, mümin kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınların iyisi gibi anlamları yoktur. Bu kelimelerin hepsi de tür belirten cins isimlerdir. Dişi veya eril olmanın mümin ya da kafir olmayla bir alakası yoktur. Çünkü yaratılmış her insanın kafir ya da mümin olması sonradan edinilen bir şeydir. Ama yaratılmış her insan doğuştan ya erildir ya dişildir. İşte 34. ayet karı koca olan veya mümin erkek ve mümin kadın olanların değil, surenin başından beri eril ve dişil olanlar arasındaki hukukun temelini belirtmektedir. Kişiyi mümin veya kafir yapan şey bu hukuka güvenmek veya güvenmemektir. İster ilahi kökenli olsun, isterse de insani kökenli olsun, hukuk ilk önce hakkında hak ve sorumluluk getirilen şeyin tanımıyla başlar. Zaten tanım olmayan bir şeye hukuk belirlemenin imkanı yoktur. Hukuk kelimesi de hak kökünden türemiş Arapça bir kelimedir ve kelime Kur'an'da tüm formlarıyla birlikte 287 kez geçmektedir. Kelime sabit ve kesin varlık, hak, pay, hisse, nasip, gerçek, doğruluk, görev, adalet, insaf, her şeyi yerli yerine koyma, orta, vacip, gereklilik gibi anlamlara gelen hakkun kelimesinin cem'i mükesser, kırık cem'i kuralsız çoğul kalıbıdır. Kelimenin hangi anlamını ele alırsanız alın, o anlamın gerçekleşmesi ancak ve ancak tanım getirilmiş bir şeyle mümkün olabilmektedir. Mesela tanım getirilemeyen bir kişinin veya bir şeyin sabit veya kesin olduğu bilinemez. Tanım getirilemeyen bir kişiye veya şeye ne kadar pay, hisse veya nasip belirleneceği bilinemez.
tanım getirilemeyen bir kişinin veya şeyin gerçek olup olmadığı, doğru olup olmadığı, görevinin ne olup olmadığı, insafının olup olmadığı, yerinde olup olmadığı, ortada olup olmadığı vesaire asla bilinemez. Yani hukukun oluşması için her şeyden önce hukuk oluşturulacak şeyin tanınması, bilinmesi, dosdoğru tanımların yapılmış olması gerekmektedir. Tekili hak olan hukuk kelimesi daha çok belli davranışlara yönelik belirlenen cezalar ve mükafatlar olarak anlaşılmıştır. Bu durumda kelimenin herhangi bir kişiye veya herhangi bir şeye karşılık olarak belirlenecek davranış kalıpları anlamı daha çok ön plana çıkmaktadır. Sadece insan türü için konuşacak olursak, herhangi bir insanın hukuk sahibi olabilmesi için her şeyden önce o kişinin var olması gerekmektedir. Yani insanın hukuka muhatap olması için önce bir anneden doğması gerekmektedir. Kur'an'a ve varoluşundan günümüze insan türünün varlığını devam ettirme şekillerine bakarsak, bu devamlılık ya bir kadın ve erkeğin nikah akdi yaparak oluşturduğu aile yapısındaki meşru cinsel birliktelikler yoluyla ya bir kadın ve erkeğin zina yapması yoluyla ya da Meryem gibi bir kadının herhangi bir insan etkisi olmadan gebe kalıp doğurmasıyla olduğu anlaşılmaktadır. Yani insan dünyaya üç şekilde gelir. 1. Meryem ve İsa örneğinde olduğu gibi herhangi bir erkek etkisi olmadan doğmak. 2. Meşru bir nikahla evlenen kadın ve erkeğin cinsel birlikteliğinden doğmak. 3. Zina yoluyla doğmak. İşte bu üç farklı yolla dünyaya gelebilen insan doğuş biçimine göre tanımlanır ve ona göre hukuk belirlenir. Aslında belirlenmesine de gerek yoktur. Zaten doğal olarak kendiliğinden ortaya çıkar. Hangi yolla doğarsa doğsun, ilk insanlar hariç her insan soy bağı daha öncesine dayanan birilerinden doğar. Yani kendisinden doğduğumuz annemiz ve babamız da bir baba ve annenin kızı ve oğludur. Annemiz ve babamız bizi nikah olmadan yani zina yoluyla dünyaya getirmiş olsa da bu böyledir. Nikah akdi yoluyla getirmiş olsa da bu böyledir. Nihayetinde zina yapan kadın ve erkek de bir anneden ve babadan doğmuştur. Doğan her çocuk doğuş şekline ve atfedildiği soya göre tanımlanır ve bu tanıma göre hukuk sahibi olur. Bu hukukun işlevlik kazanmasında temel aktör erkek değil kadındır. Bir kadının hamile kalışı, nikah akdi, babasız veya zina yoluyla ne şekilde olursa olsun kadın her halükarda annedir ve bu asla değişmez. Yani zina yapan kadın da annedir, bir çocuğu babasız dünyaya getiren Meryem gibi bir kadın da annedir. Nikah akdi sonucunda çocuk doğuran kadın da annedir. İşte bu noktada insan türünün erili olan erkeklerin hem kendilerinin hem de kendilerinden sonraki neslin ortaya çıkması için kadınlara mutlak bağımlılıkları vardır. Fakat Kur'an'da anlatılan Meryem ve İsa kıssalarına baktığımızda bir çocuğa hamile kalan Meryem'in erkeklere mutlak bir bağımlılığı olmadığı anlaşılmaktadır. Yani kadın pekala erkek olmadan da hamile kalmakta ve hatta bir erkek doğurabilmektedir. Not: yaratılış konusunu temel aldığımız İsa Adem Beşer adlı çalışmada bir erkek olmadan hamile kalıp çocuk doğuran tek kadının Meryem olmadığı, Adem'in de annesinden babasız şekilde doğduğu, Ali İmran 59. ayet bağlamında üzerinde duruldu. Yine bu çalışmada Nisa 1. ayette geçen nefsin vahidetin kelimesi üzerinde de uzun açıklamalar getirilmiş, insan türünün kadın ve erkeğin babasız bir şekilde doğum yapabilen dişil varlıklardan neşet ettiği delillendirilmiştir. Yine onlar gibi Nisa 1. ayette geçen nefsin vahidetin kelimesi üzerinde de uzun açıklamalar getirmiş, insan türünün kadın ve erkeğin babasız bir şekilde doğum yapabilen dişil varlıklardan neşet ettiğini uzun uzun anlatmıştık. Kur'an'da geçen tüm bu örnekler kadının çocuk doğurmak için erkeğe mutlak bir bağımlılığının olmadığını göstermektedir.
Yani insanın dünyaya gelmesi için değişmez faktör annedir. Bu konuda herhangi bir muğlaklık ve itirazın olması söz konusu değildir. Annesi hangi yolla hamile kalmış olursa olsun, bir çocuğun dünyaya gelişi ancak ve ancak anneler üzerinden olmaktadır. Dünyaya gelen o çocuk annesinin kimden ve nasıl hamile kaldığına göre hukuk sahibi olacaktır. Ve bu hukukun temelinde sadece ve sadece kadının beyanı vardır. Başka bir erkekten hamile kalan bir kadın, karnındaki çocuğun babasının kendi kocası olduğuna kocasını inandırabilir. Ama karnındaki çocuğun annesinin bir başkası olduğuna kocasını inandırması mümkün değildir. Yani bir erkeği babalığı hususunda aldatmak mümkündür. Ama bir anneyi anneliği hususunda aldatmak mümkün değildir. Kur'an'a göre soy babaya atfedilerek tanımlanmak zorundadır. Ama çocuğun hangi babaya atfedileceği kadınların beyanı üzerinden belirlenmektedir. İşte kadının bu beyanı aynı zamanda dünyaya gelen o çocuğun hukuki tanımı anlamına gelmektedir. Bir kadından doğan her insanın babası, dedesi, nenesi, dayısı, amcası vesaire kadının beyanına göre şekillenmektedir. Kocası haricinde birisinden hamile kalan bir kadın karnındaki bebeği kocasına atfederse o çocuk aslında babası, dedesi, kardeşi, kız kardeşi olmayan yani soy bağının olmadığı birilerine mirasçı olma hakkını elde etmiş demektir. Zina yoluyla da olsa doğan her çocuk babasına ama hakiki babasına mirasçı olma hakkıyla doğar. Kadının karnındaki çocuk kocası haricinde birisinden olursa ve kadın o çocuğu kocasına atfederse hem çocuğun tanımı hem de o çocuğun hukuku konusunda insanları aldatmış olacak ve sahte bir hukukun oluşmasına da neden olacaktır. Dünyadaki bütün toplumlar yapılarını sadece ve sadece kadınların beyanı üzerine kurmuşlardır. Doğan her çocuk annesinin beyanı üzerine aidiyet duygusunu ve hukukunu geliştirir. İşte ayet en başından beri bu duruma çerçeve belirlemektedir. Bir önceki cümleye şu manayı vermiştik. Nisa 34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Allah'ın onların kadın ve erkeğin bazısını bazısına göre çoğalabilir hale getirmesinden dolayı erkekler de kadınlar üzerinden ortaya çıkarlar ve devamlılıklarını sağlarlar. Her ikisinin de ortaklaşa sahip oldukları, kendi mallarından talep sahibi olmaları buna, kadının çoğalabilir olmasına göredir. Bu cümlede kadın ve erkeğin sahip oldukları mallardan talep sahibi olmalarının temel yapısında kadının çoğalması olduğu belirtilmişti. İşte kadının hangi yolla çoğalmış olduğu, aynı zamanda kocasının, kendisinin ve dünyaya getirdiği çocuğun hangi şekilde hukuk sahibi olacağını da belirlemektedir. Ardından gelen cümlede ise bu hukukun temelinde olan şeyin, kadının karnındaki bebeği Allah'ın koruma ilkelerine göre koruması olduğunu bildirmektedir. Bir önceki bölümde, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ifadesine yeryüzündeki tüm kadınları kapsayacak şekilde imanla bağlı olmadan itidalli kadınlar Allah'ın ilkelerine göre o gaybı oldukları gibi koruyarak üzerlerine düşeni yaparlar şeklinde bir anlam vermemizin gerekçesi de işte budur. Şimdi de üzerlerine düşeni mütevazilikle yerine getirenlerdir cümlesindeki üzerlerine düşen şeyin ne kastettiği hem haklı hem de zorunlu bir soru olarak karşımıza çıkacaktır. Çünkü her toplum ve insan kadının ve hatta erkeğin üzerlerine düşen sorumlulukları farklı şekillerde tanımlamıştır. İşte cümlenin devamından da üzerlerine düşen şeyin ne olduğu anlaşılmaktadır. Ve bu sadece mümin kadınlar için değil, yeryüzündeki tüm kadınlar için getirilen bir tanımdır. Az önce hafizatun lil gayb ifadesinde de tıpkı kavvamune alen nisa ifadesinde olduğu gibi bir harfi cer li olmasından dolayı
hafizatun kelimesinin de tıpkı kavvamune kelimesinde olduğu gibi fiil görevi üstlenmesi gerektiğini söylemiş ve isim faillerin fiil gibi görev üstlenmesinin şartlarını belirtmiştik. Bu durumda hafizatun kelimesi en baştaki müptedanın haberi olarak ya da hal cümlesi olarak fiil gibi amel edebilmektedir. Arapça bilmeyenler ikinci haber kelimesini anlamakta zorlanıyor olabilirler. Onlar için daha açık bir şekilde ifade edecek olursak, ikinci haber demek cümleye bir virgül koymak anlamına gelecektir. Bu kelimeyi ikinci haber yapmak aynı zamanda en baştaki fessalihat kelimesini tekrar etmek demektir. Bunu Türkçe bir cümle ile daha anlaşılır hale getirelim. Ahmet iyidir, binayı koruyandır. Bu kısa cümledeki virgüller aslında kelimelerin en baştaki Ahmet kelimesi ile bağımsız ilişki kurması anlamına gelmektedir. Ve cümlenin açılımı şöyledir. Ahmet iyidir, Ahmet binayı koruyandır. İşte hafizatun kelimesini ikinci haber olarak almak, cümlede birbirinden bağımsız olarak da anlaşılabilme imkanı olan kesin böyle değildir, mümkündür. İki cümle çıkarmaktır. Oysa kelime kendisinden sonraki kelimenin başında bir harfi cer, li olmasından dolayı zaten fiil gibi görev almak zorundadır. Bu durumda kelimenin hal cümlesi olarak anlaşılması daha doğru bir tercih olacaktır. Üstelik cümle kendisinden önce gelen fessalihatü qanitatun ifadesini de açıklayan bir cümle haline gelecektir. Yani her bir kelimesi diğerine bağlı yekpare bir cümle olacaktır. Hepsinden önemlisi ortaya çıkacak anlam, mümin kadınların iyilerinin itaati şeklinde dar çerçeveli bir anlam olmayacak, tam tersi yeryüzündeki tüm kadınları kapsayacak bir anlam olacaktır. Bütün çalışmalarımızda izlediğimiz yöntemi farklılaştırarak, önce tercih ettiğimiz anlamı verip daha sonra gerekçelerini yazalım. İtidalli kadınlar Allah'ın ilkelerine göre o gaybı oldukları gibi koruyarak üzerlerine düşeni yaparlar. Bu şekilde anlam verdiğimiz cümleyi önceki cümleyle birlikte yazarsak şu şekilde bir meal ortaya çıkmaktadır. Nisa 34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. Allah'ın onların kadın ve erkeğin bazısını bazısına göre çoğalabilir hale getirmesinden dolayı erkekler de kadınlar üzerinden ortaya çıkarlar ve devamlılıklarını sağlarlar. Her ikisinin de ortaklaşa sahip oldukları kendi mallarından talep sahibi olmaları buna kadının çoğalabilir olmasına göredir. İtidal üzere olanlar dişil Allah'ın belirlediği ilkelere göre o gaybı oldukları gibi koruyarak dişil üzerlerine düşeni yapanlardır. Hukukun oluşmasının temelinde sadece kadının beyanı olduğunu, kadının bunu suistimal ederek bambaşka ve üstelik haksız hukuklar oluşturma imkanlarının olduğunu ifade etmiştik. Kendisinden önce oluşmuş bir hukukun içine doğan her insanın o hukuka hangi şekillerde ortak olacağı, annelerin karınlarındakilerle kimseyi aldatmayacak şekilde yani doğru beyan etmeleri üzerinden belirlenir. Hangi ırka mensup olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun, her kadının bunu suistimal etme imkanı vardır. Kadının böylesi bir suistimale kalkışması sadece kocasını aldatması anlamına gelmez. Tüm toplumu aldatması anlamına gelir. Hatta belki de hepsinden daha önemlisi kendi doğurduğu çocuğunu aldatması demektir. Annesinden doğan çocuk başkasını baba, dede, kardeş, amca, teyze, dayı vesaire bilecek. Tüm hayatını ve aidiyet duygusunu annesinin yalanı üzerine bina edecektir. Yani koca bir toplum ve hatta sonraki nesiller bile yalan üzerine kurulmuş hukuka göre hareket edecektir. Kadın veya erkek hiç fark etmez. Bütün hayatı boyunca babası olmayan birini, babası bilen bir kişi, kendi çocuklarına da dedesi, amcası, kardeşi, kız kardeşi vesaire olmayan birilerini kendi akrabaları olarak tanıtacak
kendi çocuklarının da bu aidiyete göre hak sahibi olduğunu bilecektir. Geçen bölümde ayette geçen ve salihat kelimesinin asıl anlamının kişinin olması gereken hal üzere olması, hastalıktan ari olması, manevi kirlere bulaşmamış veya temizlenerek asli durumuna dönmesi anlamına geldiğini belirtmiştik. Aynı zamanda da bu kelimenin anlamını bağlamından aldığını da belirtmiştik. Ardun salihatun li ziraat, tarıma elverişli yer. Miyahun salihatun li şurb, içmeye elverişli su. Bu örnekleri vermiş ve fessalihatu kelimesinin tekili olan salihatun kelimesinin başka varlıkları da tanımlayan bir kelime olduğunu belirtmiştik. Bir toprağın tarıma elverişli olması zaten olması gereken haldir. Tarıma elverişsiz olması arizi bir durumdur. Aynı şekilde bir suyun içmeye elverişli olması zaten olması gereken durumdur. Çünkü su kaynağından sağlıklı olarak gelmektedir. Suyu içmeye elverişsiz hale getiren şey suya sonradan bulaşan mikroplardır. Çünkü Yüce Allah pis su diye bir su türü yaratmamıştır. Nasıl ki sağlıklı olmak insanın asli hali ise ve hastalıklar sonradan bulaşıyorsa, kadın olsun erkek olsun bir insanın dürüst olması zaten gereken bir haldir. Çünkü Allah kötü insan yaratmamıştır. Yalan, insanın doğal yapısı içerisinde doğal olmayan bir hastalıktır. Tüm Kur'an'da öznesi kadınlar olarak sadece Nisa 34. ayette geçen fessalihat kelimesinin öncesinde ve sonrasında bahsedilen konular, insanlık içindeki bir kısım insanlardan bahseden dar çerçeveli konular değil, tüm insanlığı kapsayan geniş çerçeveli konulardır. Bağlamıyla anlam kazanan fessalihat kelimesi zımnen zaten olması gereken hal üzere olan kadınlar anlamına veya durumlarına uygun olarak hareketlerine pislik, hastalık, yalan vesaire bulaştırmadan hareket eden kadınlar anlamına gelmektedir. Evlenmiş bir kadının kocasından hamile kalması zaten olması gereken bir haldir. Ama evlenmiş bir kadının kocasından değil de başkasından hamile kalması ve bu da yetmezmiş gibi karnındaki çocuğu kocasına nispet etmesi dünyanın hiçbir hukukunda doğal veya normal bir şey değildir. İşte bunu yapmayan kadınların işlenen konuyla alakalı olarak her durum için değil, durumun gereğini işin içine yalan katmadan yerine getirmeleri onları salihat yapmaktadır. Belirttik ama bir daha belirtelim. Salihatun kelimesinin çoğulu olan fessalihatu kelimesi içinde geçtiği cümledeki bağlama göre anlam kazanmaktadır. Mesela ardun salihatun li ziraat, tarıma elverişli yer. Miyahun salihatun li şurb, içmeye elverişli su. Bir toprak tarıma elverişli olmayabilir. Ama pekala başka şeylere elverişli olabilir. Cümlenin konusu sadece tarım ile alakalı olduğu için kelime tarım konusu üzerinden anlam kazanmıştır. Yine bunun gibi bir su içmeye elverişli olabilir ama başka pek çok konuda elverişli olmayabilir. İşte ayette geçen fessalihat kelimesinin anlam kazanması da bahsedilen konu ile alakalı olmak zorundadır. Ve bahsedilen konu Allah'ın korumasına göre o gaybı korumaktır. Cümlede bahsedilen kadınların saliha oluşları da sadece bu konuyla alakalıdır ki, bu konuda karnındakini doğru kişiye atfetmek, yeryüzündeki her kadının üzerine düşen bir görevdir. Bunu dosdoğru yapan dünyanın her yerindeki kadınlar, bu konuda fessalihat tanımlaması içine girmektedir. Cümledeki hafizatun kelimesi ha fa zı kök harflerinden türemiş ismi fail şibi fiil fiilimsi kalıbında bir kelimedir. Ve bu kelime Kur'an'da 44 kez geçmektedir. Kelime sülasi mücerret yalın kökünde
Korumak, muhafaza altına almak, beklemek, gözetmek, güvenli yerde tutmak, saklamak, sımsıkı sarılıp muhafaza etmek, ilkelerini uygulamak, bakıp korumak, ezberlemek, bellemek, kavramak anlamlarına gelmektedir. Yardımcı Doçent Doktor İlyas Karslı, Yeni Sözlük, sayfa 589. Kelimenin kastettiği sözlük anlamlarının tamamında bir şey her ne haldeyse durumunda herhangi bir değişiklik yapmadan koruma altına almak anlamlarına gelmektedir. Zaten bir şeyi korumak demek onun asli halini muhafaza etmek demektir. Değilse koruma altına alınan bir şey üzerinde çeşitli şekillerde değişim yapmak o şeyi korumak demek değildir. Nisa 80. Men yut'ar rasule fakat ata'allah ve men tevella fema ersennake aleyhim hafiza. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince seni onların başına bekçi göndermedik. Türkiye Diyanet Vakfı meali. Not. Daha önce de belirttik ama bir daha belirtelim ki paylaştığımız ayet meallerini onayladığımız düşünülmemelidir. Konu baştan sona Kur'an meali eleştirisi değildir. Çalışmanın konusu sadece Nisa 34. ayete doğru meal çalışması yapma ile sınırlıdır. Başvurduğumuz ayet meallerinde dikkat çektiğimiz husus sadece anlamaya çalıştığımız kelimelerin kullanımları ile alakalıdır. Yukarıdaki meal yazarlarının bekçi anlamını verdikleri hafiz kelimesinin bu ayette kastettiği mana onların içinde bulundukları durumları korumak anlamındadır. Resuller insanlığa üzerinde bulundukları hali devam ettirsinler diye değil, içinde bulundukları durumu değiştirsinler diye gönderilmiştir. Nisa 79. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah ve ma asabeke min seyyiatin fe min nefsik ve ersennake linnase rasula ve kefa billahi şehida. Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Türkiye Diyanet Vakfı meali. Yüce Allah Resullerin hepsini insanlığa kılavuzluk etsinler, içinde bulundukları karanlıklardan onları çıkarsınlar diye göndermiştir. Yani amaçları insanlığın durumunu değiştirmek, onları bulundukları halden başka bir hale getirmektir. Kelimenin anlamını tersten veren bu ayetler, hafiz kelimesinin kastettiği mananın emanete alınan bir şeyin durumunu değiştirmemek, üzerinde oynama yapmamak, bir halden başka bir hale getirmemek, ne şekilde verildiyse o şekilde korumak olduğunu göstermektedir. Maide 44. İnna enzelne tevrate fîhâ huden ve nûr. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار وما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Biz içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Kendilerini Allah'a vermiş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi. Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitler ve bilginler de onunla hükmederlerdi. Hepsi ona hak olduğuna şahitlerdi. Şu halde ey Yahudiler ve hakimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Türkiye Diyanet Vakfı meali. Allah'ın kitabını korumak demek o kitabın içine bin bir türlü safsatayı tefsir veya meal adı altında karıştırmamak, Yüce Allah nasıl gönderdiyse öyle muhafaza altına almak demektir. Yani kitabın orijinal haline hiç dokunmadan korumak demektir. Çünkü koruyucu olanın koruma altına aldığı şey üzerinde
herkesin kafasına göre oynama yapması, o şeyi koruması değil, her şeyden daha çok zarar vermesi anlamına gelecektir. Bir kitabın cümlelerine sadık kalmamak, gramerini hiç umursamamak, kelimelerine hiç olmayacak manalar vermek, fiili isim, ismi fiil, mazi muzari, müennesi müzekker yapmak, o kitabı korumak değil, ihanet etmek demektir. Tevbe 112. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Bu alışverişi yapanlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele. Türkiye Diyanet Vakfı Meali. Allah'ın sınırlarını korumak demek, Yüce Allah'ın çizdiği sınırları genişletip daraltmak demek değil, o sınıra harfiyen uymak, o sınırlarda herhangi bir değişiklik yapmamak, Yüce Allah nasıl belirlediyse o şekilde korumak demektir. Nisa 34. ayette geçen hafizatun kelimesi de işte böyle bir anlama sahiptir. Hal olduğundan dolayı fiil gibi amel etmesi gerektiğini az önce belirttiğimiz kelimeye hal olmasından ve başında harfi tarif el bulunmamasından dolayı muzari fiil olarak koruyarak şeklinde anlam verilmesi gerekmektedir. Meal ve tefsir uleması ayette geçen hafizatun lil gayb ifadesine şu manaları vermiştir. Kocalarının yokluğunda iffet ve namuslarını korurlar. Mustafa Öztürk meali. Görünmeyeni koruyanlardır. Ali Bulaç meali. Mahremiyeti koruyan Bayraktar Bayraklı meali. Gizliyi kimse görmese de namuslarını koruyucudurlar. Türkiye Diyanet Vakfı meali. Onur ve iffetlerini tek başlarına bile olsalar korurlar. Edip Yüksel meali. Kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Erhan Aktaş meali. İffeti eşlerinin yokluğunda da koruyan kadınlardı. Mustafa İslamoğlu meali. Hemen belirtelim ki cümlede, hatta ayetin tamamında ve hatta bu ayetten önceki ve sonraki ayetlerde koca anlamı verilebilecek bir kelime yoktur. Bu meallerin bazısına göre ayetteki lil gayb ifadesi kocalarının yokluğu veya kocalarının bulunmadığı zamanlar veya eşlerinin yokluğu veya iffet ve namus anlamına gelmektedir. Bu meal yazarlarının ayette hiç olmadığı halde ayetin içine sokuşturmaya çalıştıkları bu anlamlar Kur'an temelli olmadığı gibi vicdan temelli de değildir. Söz sarf etmeye değmezler. Kelimeyi çevirmeden direkt anlam verecek olursak ifade hafizatun lil gayb, o gaybı korurlar gibi bir anlama gelmektedir. Gayb kelimesi Kur'an'da birçok şekilde kullanılmıştır. Ama bir insanın gayba koruyuculuk yapması şeklinde hiç kullanılmamıştır. Nisa suresi 34. ayetteki bu çok özel kullanım, kadınların kendilerinin bildiği ve koruma altına aldığı bir gaybden bahsetmektedir. Takdir edilmelidir ki eğer kadınlar o gaybı bilmezlerse korumaları da mümkün değildir. İnsan bilmediği bir şeyi nasıl koruyabilir ki? Aslında tek başına bu kadarı bile konunun ne ile alakalı olduğunu, kadının koruması altındaki o çok iyi bildiği gaybın hamilelik durumu olduğunu anlamaya yeterlidir. Çünkü sadece kadının bildiği, ondan başka kimsenin emin olamayacağı ve koruyuculuk yapabileceği tek gayb budur. Necm 32. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضُ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ
huve a'lemu bimen ittaqa. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin affı bol olandır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Türkiye Diyanet Vakfı meali. Anne karnındaki cenini var eden Yüce Allah'tır. Ama bunun ilk farkına varan bizzat annelerin kendisidir. Kadın farkına vardıktan sonra isterse karnındakini hiç kimsenin haberi olmadan çıkarıp atabilir, isterse koruyabilir. Hangi coğrafyada olursa olsun, hangi inanca bağlı olursa olsun, bir kadının üzerine düşen karnındakini her yönüyle korumaktır. Bu koruma sadece karnındakinin sağlığı açısından değil, nispeti açısındandır da. Çünkü Yüce Allah bu konuda ölçüsünü koymuştur. Ahzab 5. Ud'uuhum li'abâhim huve ahsadu indallah. فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Onları evlat edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın. Allah yanında en doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin. Yanılarak yaptıklarınızda size vebal yok. Fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Türkiye Diyanet Vakfı meali. Evet, nispet babayadır ama bu nispeti yapacak olan da sadece kadındır. Çünkü kadın açıklayana kadar kimse ne kadının karnındakinden haberdardır ne de babasının kim olduğunu bilebilmektedir. İşte kadının koruyuculuk yapabileceği tek gayb budur. Yüce Allah kadınların karınlarındaki bu gaybın saklanmasını, gizlenmesini değil olduğu hal üzere neyse o olarak korunmasını emretmiştir. Bakara 228. Vel mutallakatu tarabbasna bi enfusina selase kurû. وَلَا يَحِلَّهُنَّ أَنْ يَكْثُرْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Boşanmış kadınlar kendi başlarına evlenmeden 3 ay hali hayız veya temizlik müddeti beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmışlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocalar barışmak isterlerse, bu durumda boşadıkları kadınları geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Kadınların da ödevlerine denk belli hakları vardır. Ancak erkekler kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azizdir, hakimdir. Türkiye Diyanet Vakfı meali. Yüce Allah'ın annelerin rahimlerinde yarattığı insanın hangi hukuka bağlı olarak doğacağı, hatta doğup doğmayacağı bile kadının vicdanına bırakılmıştır. Çünkü bir kadının hamile olduğu herkes tarafından bilinse bile, Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği yöntemlerle hamileliğine son verebilme imkanına sahiptir. Adeta bir insanın hayata adım atması ile ilgili karar, kaderi kadının ellerine bırakılmıştır. Böylesine yüksek bir değere sahip olan kadınları, cahiliyenin anlayışları üzerinden değerlendirip, akılsız dışarı çıkmasın diye fazla elbise alınmaması gereken, tepesine amir tayin edilecek şeytanın kementleri olarak tanımlayan ulemanın söyledikleri, en yüksek nefreti hak etmektedir. Annesinin beyanı üzerinden babasına, karısının beyanı üzerinden nesline razı olan erkek nasıl olacak da kadına amir olacak? Nasıl olacak da kadından üstün olacak? Akrabalıkların tamamı erkeğe nispeten şekillenir.
Ama bu akrabalıkların doğru ve hakiki olması sadece kadınların dürüst beyanları ile mümkündür. Üstelik bu sadece müminlerin saliha olan kadınlarına has bir durum değil, yeryüzündeki tüm kadınlara has bir durumdur. Gayb kelimesi gayn ya da kök harflerinden türemiş bir kelimedir. Ve Kur'an'da bu kökten türemiş 60 tane kelime bulunmaktadır. Gâbe, gıyâben, gaybeten, gitmek, kaybolmak. Gâbe'an, bâlih, hatırından çıktı. Gâbe'an, bulunmamak, gelmemek. Gâbe'ani, zâkire, unuttu, unutuldu. Gâbe'an, bilâdihi, yolculuğa çıktı. Gâbe'ani, sâhet, faaliyeti gizlendi, göz ardı edildi. Gâbe'an sevâbe, bilincini kaybetti. Gâbe'an mesrahi hayati, hayat sahnesinden kayboldu. Gâibun, gâib, devamsız, bulunmayan, üçüncü kişi, mevcutta olmayan kimse. Gıyâbun, devamsızlık, yokluk, bulunmama. Gâibun, gayb, en zahrel gayb, ezberden ezber olarak. Yardımcı doçent doktor İlyas Karslı. Yeni Sözlük sayfa 1698. Bu kelime sözlük anlamlarında ön plana çıkan hazır olmama, bulunmama, şahit olmama anlamlarındadır. Zaten gayb kelimesi de şahit olunamayan şey anlamında kullanılmaktadır. Kelimenin bu anlamı şu ayetlerde ön plana çıkmaktadır. En'am 73. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. O gökleri ve yeri hak ve hikmet ile yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık onundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve o hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Türkiye Diyanet Vakfı Meali Tevbe 94. Ya tedirun ileyküm izâ racaatum ileyhim kul la ta'tezirû len nu'mine leküm kad neb'ene Allahu min ahbârikum ve seyyara Allahu amelekum ve rasûlû sümme tureddûn ile âlimil gaybi ve şehâdet fe yunebbîküm mâ kuntum ta'melûn. Seferden onlara döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir. Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Türkiye Diyanet Vakfı Meali Tevbe 105. Ve kul ya'malu fe seyyarallahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minun ve seturaddun ila alimil gaybi ve şehadet fe yunebbikum ma kuntum ta'malun. De ki yapacağınızı yapın. Amelinizi Allah da Resulü de müminler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Türkiye Diyanet Vakfı Meali. Bu mealin yazarlarının bir yerde görülen, görülmeyen, diğer yerde gizli, açık anlamı verdikleri şu kelimeler El-gaybi ve şehadeti, şahit olunmuş ve şahit olunmamış anlamlarındadır. Her şeyden önce Allah için hazır bulunmama, görmeme, duymama, fark edememe, yani gayb diye bir şey yoktur. Ayetin Allah gaybı ve şehadeti bilir dediği şeylerin gayb ve şehadet oluşu Yüce Allah'a göre değil insana göredir. Allah'ın her şeye şahit olduğuna dair onlarca ayet vardır. İnsan tüm hayatı boyunca yaptıklarını ya birilerinin göreceği şekilde yapar ya da yalnızken yapar. İşte insanın yalnızken yaptıkları gayb, başkasıyla yaptıkları şehadettir. Yine bunun gibi insanın kalbinde, aklında, beyninde olan şeyler
ya başkalarına aktarılmış olandır ya da sadece kişinin bildiği şeylerdir. İnsanın başkasına aktardığı şeyler artık şehadettir. Başkasına aktarmayıp içinde tuttuğu şeyler ise gayiptir. Yani kişinin kendisinden başkasının da bildiği şeyler şehadet, kendisinden başkasının bilmediği şeyler gayiptir. Her iki kelimenin de bu anlamları şu ayette daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yusuf 81. İrci'u ila ebikum fekulu ya ebana inne ebneke sarak ve ma şehidina illa bima alimna ve ma kunna lil gaybi hafizin. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Biz gaybın bekçileri değiliz. Türkiye Diyanet Vakfı meali. Bu ayetteki lil gaybi hafizin ifadesi İrab açısından Nisa 34. ayetteki hafizatun lil gayb ifadesinin tıpatıp aynısıdır. Yusuf suresindeki lil gaybi hafizin ifadesi Türkçe'de devrik cümle diye bilinen cümle gibidir. Nesnesi yükleminden önce gelmiştir. Gramer terimleriyle ifade edecek olursak, mef'ul fiilin önüne geçmiş, takdim tehir yapılmıştır. Ya da mamul etkilenen amilinden, etkileyenden önce gelmiştir şeklinde de ifade edilebilir. Yusuf kıssasının bir bölümü olan bu ayette konuşan en büyük kardeş, bildikleri şeye şahit olduklarını ama gaybın yani bilmedikleri şeyin koruyucuları olmadıklarını söylemiştir. İşte bu ayet şehadet kelimesinin anlamının bilinen olduğunu, gayb kelimesinin ise kişinin kendisinden başkasının bilmediği şey anlamına geldiğini göstermektedir. Bütün hainliğin baş mimarı olan büyük kardeş, babanıza oğlun hırsızlık yaptı. Biz bildiğimiz şeye göre şahitlik yaptık deyin. Derken kralın tasının herkesin gözü önünde küçük kardeşlerinin yükü içinden çıkarılmasına şahit olduklarını ama o tasın kardeşlerinin yükü arasına nasıl girdiğine şahit olmadıklarını, şahit olamadıkları şeye koruyuculuk yapamayacaklarını söylemelerini tembihlemektedir. Not: bu ayetle ilgili Yusuf kitabımızda çok daha detaylı açıklamalar vardır. Bu çalışmada amacımız gayb kelimesini anlamak olduğu için ayetin sadece ilgili kısmı üzerinde durulmuştur. Yusuf suresindeki ifadenin tıpatıp aynısı olan Nisa 34. ayetteki hafizatun lil gayb ifadesi de aynı anlama gelmektedir. Meşru ya da gayrimeşru cinsel ilişki şahit olunabilen bir şeydir. Nitekim zina yapanlara 4 şahit getirilmesinin istenmesi de cinsel ilişkinin şahit olunabilecek bir şey olduğunu göstermektedir. Meşru cinsel ilişkilerde de eşler birbirine şahittir. Fakat ister meşru ister gayrimeşru olsun cinsel ilişki sonucunda hamile kalmanın ilk şahidi sadece kadının kendisidir. O bildirmez de düşük veya kürtaj yaparsa hamileliği her zaman için kendisinden başka kimsenin bilmediği gayb olarak kalacaktır. İşte kadının koruyucusu olduğu gayb budur. Fakat koruyuculuk yapmak demek sadece fiziksel açıdan onu korumak demek değildir. Aynı zamanda koruyuculuk yapacağı şeyin kim tarafından kendisine verildiğini korumak da şarttır. Mesela bir kişiye korumak üzere değerli bir şey emanet edildiğini düşünelim. Koruyucu kişi kendisine emanet edilen şeye hiç zarar vermese ama emanet edenin emanet edenden başkası olduğunu söylese buna koruyuculuk değil verileni gasp etmek denir. Hiçbir erkek kadınla kurduğu her cinsel ilişkinin kesinlikle hamilelikle sonuçlanacağını veya sonuçlandığını kadın söylemez ise asla bilemez. Yani erkek kadına bir şey emanet edip etmediğini sonradan ve sadece kadının beyanıyla öğrenir. Hamile kalan bir kadın 3 şey yapabilir. 1. Hiç kimseye bir şey söylemez, hiç kimseyi haberdar etmez. Bir şekilde karnındakini herkesten saklayabilir.
ya da karnındakini hiç kimsenin haberi olmadan çıkarıp atabilir. 2. Karnındaki bebeğin babasının gerçek babasına değil de başkasına nispet edebilir. Ya da tam tersi olarak bebeğe sahte baba atfedebilir. Yani kadın bebeğin babasını da kandırabilir, doğduktan sonra bebeği de kandırabilir. 3. Hiçbir şeyi gizlemeden, saklamadan sadece kendisinin bildiği gaybın gerçeğini, hakikatini söyleyebilir. Dünyanın her yanında kadından beklenen şey hakikati söylemesidir. Çünkü o hakikat basitçe bir çocuğa baba belirlemenin hakikati değil, üzerine kesintisiz bir hukuk bina edilecek devasa bir sistemin hakikatidir. Çünkü bir kadının çocuk doğurması sadece dünyaya bir insan daha getirmek değildir. Kadın çocuk doğurmakla o güne kadar var olanların ve sonrasında da var olacakların hukuklarının temelini atmış olmaktadır. Miras hukuku, evlenilmesi yasak ve serbest olanların hukuku, akrabalık hukuku ve daha birçok hukuk buna göre belirlenecektir. Bu hukukun gerçek ve hakiki olması sadece ve sadece kadının beyanına bağlıdır. Küçücük bir yalan beyan, devasa bir hukukun, hatta koca bir toplumun sahte ya da gerçek olmasına yol açacaktır. Nisa 34. ayetinin buraya kadar işlediğimiz kısmı, Nisa suresinin başından beri çeşitli yönleri anlatılan hukukun temelinin kadının çoğalması, çoğalırken saliha olması, karnındakine muhafızlık yapması, yani emanete hiyanet edilmemesi üzerine kurulu olduğunu bildirmektedir. Yüce Allah, insan türünün devamlılığını da, o devamlılıkla ortaya çıkan hukukun temelini de, kadının dürüstlüğü, saliha oluşu üzerine bina etmiştir. Böylesine yüksek değerde olan kadınları, üzerine amir tayin edilmez ise, sapıtacak akılsızlar konumuna düşürerek, cahiliye fıkıhları üretmek, üretilen bu cahiliye fıkıhlarını temel alarak sanki ayet onları diyormuş gibi ayeti tarihsel ilan etmek nefretin en yükseğini hak etmektedir. Çünkü onlar böyle yapmakla insanlığı Kur'an gibi bir aydınlıktan mahrum etmekte. Kur'an'ı insanlığın problemlerini çözemeyen aciz bir kitap konumuna indirgemekte. Kur'an'ı problem çıkaran bir kitap gibi göstermektedirler. Ne yazık ki her daim Kur'an'ın kılavuzluğuna kuru toprağın suya duyduğu ihtiyaçtan daha fazla ihtiyaç duyan insanlık, cahiliyenin karanlık akıllarını aydınlık sanan ulemanın mealleri ve tefsirleri üzerinden algılayarak Kur'an'ı kılavuzluk yapamayan, aktüel değerini yitirmiş, modası geçmiş 3-5 ihtiyarın camilerde namaz kılarken terennüm edeceği hoş melodiler olarak görmeye başlamıştır. Bugün kendisini mümin olarak tanımlayanlar bile Kur'an'ın insanlığın problemlerini çözmek için yeterli bir kitap olduğuna inanamamaktadır. Böylesi ulemanın oluşturduğu anlayışlar üzerinden oluşturulan fıkhın altında ezilen kadın da çözümü Kur'an'da aramak yerine İçinde bulunduğu durumun müsebbibi olarak Kur'an'ı görüp çözümü daha da karanlık olan feminizm, kadın erkek eşitliği, demokrasi, özgürlük söylemlerini de aramaya başlamıştır. Kadınıyla erkeğiyle insan türünün İslam'dan başka sığınağı, Kur'an'dan başka dayanağı, Allah'tan başka bir hamisi yoktur. Nisa 34. ayetinin buraya kadar işlediğimiz kısmının daha isabetli olduğuna kanaat getirdiğimiz ve buraya kadar gerekçelerini belirttiğimiz mealini vererek temelinde kadın olan hukukun diğer cephesini gösteren ayetin devamına geçelim. Nisa 34. Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa'i bima fattalallahu ba'dahum ala ba'din ve bima enfaku min emvalihim. Fes-salihatu qanitatun hafizatun lil-gaybi ma hafizallah. Allah'ın onların, kadın ve erkeğin bazısını bazısına göre çoğalabilir hale getirmesinden dolayı
Erkekler de kadınlar da ortaya çıkarlar ve devamlılıklarını sağlarlar. Her ikisinin de ortaklaşa sahip oldukları, kendi mallarından talep sahibi olmaları buna, kadının çoğalabilir olmasına göredir. Çoğalma konusunda itidal üzere olanlar dişil, Allah'ın belirlediği ilkelere göre o gaybı oldukları gibi koruyarak dişil üzerlerine düşeni yapanlardır.